Merhaba arkadaşlar. 4. koalisyonu anlattığımız videoda Tilsit anlaşmalarının ne kadar önemli sonuçları olduğunu anlatmıştık, bahsetmiştik. Fakat bu çok önemli sonuçlardan birini eklemeyi unutmuşum. Özellikle de Prusya ile yapılan Tilsit Antlaşması'nı. Daha önceki videoda bunun amacının Prusya'yı bölerek paylaşmak ve küçük düşürmek olduğundan ve tabii ki Prusya'yı gerçekten önde gelen devletler arasından çıkarmak olduğundan bahsetmiştim. Bahsettiğim diğer bir şey ise Elbe Nehri'nin batısındaki Prusya topraklarının kaybedilmesi hakkındaydı. Bu da tam olarak şuradaki bölge haritadan bakarsak. Ama en az bunun kadar önemli olan Polonya'nın elindeki Prusya topraklarıydı. Tam buradaki bütün bu bölgede Prusya'dan alınarak Fransa'nın uydusu bir devlet haline getirilmişti. Yani Varşova Dükalığı'na dönüşmüştü. Şimdi yeri gelmişken Tilsit Antlaşması'nı iyice bir vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Sadece Prusya'nın batı tarafında neler olduğunun üzerinde durmuştum daha önce ama işin bir de Prusya'nın doğu tarafı var. Prusya'nın doğu tarafı da paylaşıldı. Prusya topraklarının tam yarısını kaybetti. Tilsit Antlaşması'nın ya da antlaşmalar dizisinin, antlaşmalarının sonundaki bu durum Prusya için çok üzücü ve küçük düşürücüydü. Şimdi bunlardan da bahsettiğimize göre devam edebiliriz. Son videoda 4. koalisyonun sonunda Napolyon'un gücünün zirvesinde olduğundan söz etmiştik. O zamana kadar neredeyse her şey yolundaydı. Napolyon ya da Fransa'nın gücü istikrarlı ve hızlı bir yükseliş göstermekteydi. Ama bu videoda Napolyon'un çöküşünün başlangıcını göreceğiz. Ülke sınırlarına baktığımızda görünümün o kadar da vahim olmadığını göreceksiniz. Çünkü toprak açısından bakarsak eğer yeni topraklar kazandığını da göreceğiz. Ama sonunda kendisinin zayıf düşmesine neden olacak bazı hatalar işlemeye başlayacak. Yani Napolyon aslında kendi sonunu getirmeye başlayacak. Son videoda tüm bu kıtasal sistem kavramı üzerinde daha önce konuşmuştuk. Buraya da yazalım. Kıtasal sistem. Napolyon'un Avrupa kıtasındaki insanların İngiltere'yi boykot etmesi ve onlarla ticaret yapmamasıyla ilgili takıntıları vardı. Takmıştı Napolyon bu konuya. İngilizlerle ticaret yapmayın! Böyle bir takıntısı vardı. Bunun İngiltere'nin denizlerdeki hakimiyetini ve gücünü gerçekten zayıflatacak tek yol olduğunu düşünüyordu. Yani öyle manyakça bu adam İngiltere'ye takmış diye değil arkadaşlar. Gerçekten bir düşündüğü vardı. Ya da nihayetinde tüm İngiltere'yi zayıflatacak bir yol olarak bunu düşünüyordu. Daha önce de dediğimiz gibi Tilsit antlaşmalarıyla Rusya'nın kıtasal sisteme katılması sağlanmış oldu. Yani kıtasal sisteme her ülkenin dahil olmasını istiyordu Napolyon. Bu noktada şimdi 1807 yılına gelmiş bulunmaktayız. Bu noktada bu kıtasal sisteme katılmaya hiç de istekli olmayan birileri vardı. Bir ülke, neydi bu ülke, kimdi? Portekiz. İşte tam burası. Bugünkü dünyada bizim daha çok Cristiano Ronaldo ile tanıdığımız Portekiz. Napolyon da gidip Portekizlilerle konuşuyor. Doğrudan konuşmuyor belki ama İspanya kralının onayını alıyor. İşte bu da 4. Charles ve birazdan bu videoda biraz şapşal bir duruma düşecek. İngilizler buna ya da Amerikalılar Charles der ama İspanyol olduğu için bu kral ve Fransızca telaffuz kökünden de geldiği için Charles diyerek anlatmayı daha uygun buluyorum. Napolyon Charles'a diyor ki merhaba Charles ya da belki merhaba Charles ama Napolyon Fransız olduğu için muhtemelen merhaba Charles diyecekti. Merhaba Charles, hadi güçlerimizi birleştirelim, Portekiz'e girelim. Kıtasal sisteme katılmak istemeyen şu küçük, görgüsüz, fırsatçı ülkeye gününü gösterelim. Sen ve ben birlikte onu işgal edelim. Onları da kendi etki alanımıza alalım. Ve sonra da Portekiz'in topraklarını yağmalar, servetlerini ele geçiririz. Tamam, biraz abarttım ama buna benzer şeyler söylüyor. 4. Charles da hemen atlıyor tabii, balıklama atlıyor, kabul ediyor ve birleşen Fransız ve İspanyol güçleri 1807'de Portekiz'i işgal ediyorlar. Şu an 1807'nin sonuna geldik, oraları anlatıyoruz. Aslında Ekim ayındayız. Neyse, Ekim'de birleşmiş Fransız ve İspanyol güçlerinin Portekiz'i işgali var. Fransız ve İspanyol güçleri Portekiz'i almayı başarıyorlar. Ama bunun geçici bir durum olduğunu göreceğiz. Şimdi, az önce bu adamın yani 4. Charles'ın biraz şapşal bir duruma düşeceğini söylemiştim. Bunun nedeni, Napolyon Portekiz'e girmek için takviye kuvvet bahanesiyle İspanya'dan geçmek zorunda olduğunu ve İspanya topraklarına asker yığması gerektiğini dile getiriyor. 1808'de, şimdi 1808'lerin başından söz ediyorum, Mart'ta Portekiz seferine takviye kuvvet göndermeyi bahane ediyor. İspanya'da siz bizim müttefikimizsiniz. Tabii ki yüz binlerce askerinizi bizim topraklarımıza gönderin. Ne olacak ki? Diyor. Ve bu bahaneyle Napolyon 100.000 bölük asker göndererek Madrid'i işgal ediyor. Yani Napolyon aslında ne yapıyor? İspanyolları kandırıyor. Ben oradan size asker yollayıp Portekiz'e gidivereceğim derken orada yolladığı askerlerle bir anda ne yapıyor? Madrid'i işgal ediyor. İşte buradan alınacak derslerden biri neymiş? Asla demek ki çok açgözlü olmamak gerekiyormuş. Şimdi bu adam yani Charles açgözlü davranarak topraklarını genişletmek amacıyla ne yaptı? Napolyon'a yardım etmek istedi. Sanırım diğer çıkarılacak derste arkadaşlarınızın kim olduğuna dikkat etmeniz gerektiği. Bu adam Portekiz'i almak istedi ama yan etki olarak Madrid'i işgal ettiler ve Charles da tahttan indirildi. Şimdi buradaki durum şu. Fransızlar artık İspanya'yı kontrol altında tutuyorlar. 1808'in Mayıs aylarındayız. Napolyon'un düşüşüne yol açacak ilk küçük kıvılcım burada meydana gelecek şimdi. 2 Mayıs 1808'de Madrid'de bir halk ayaklanması başlar. Dos de Mayo. Evet, Madrid'de halk ayaklanması. Bunun sonucunda kargaşalı bir dönem başlıyor. Mart'ta takviye kuvvet bahanesiyle birlikte Portekiz'in işgal edilmesi, Fransız kuvvetlerinin Madrid'i işgali ve daha sonra Mayıs'ta yani birkaç ay sonra Madrid'de bir halk ayaklanması. Bu İspanya'nın her yerinde halk ayaklanmalarının başlamasına neden oluyor. Tam da bu zamanlarda yani Mayıs'taki ayaklanmadan kısa bir süre sonra Napolyon, bu sadece küçücük bir ayaklanma canım, İspanya'nın kontrolü hala benim elimde diyor. Erkek kardeşlerinden birini burada görevlendiriyor. Hatırlarsanız Napolyon kardeşlerini imparatorluğun farklı yerlerinde başa geçiriyordu. Burada da kardeşi Josef'i İspanya kralı olarak görevlendiriyor ya da Josef'i doğrudan İspanya kralı yapıyor da diyebiliriz. İspanya kralı. Tüm bu gelişmeler 1808'in başından ortalarına kadar sürüyor. İspanya tamamen bir kargaşanın içinde. Napolyon'un kardeşi yeni kral olarak atanmış, eski kral artık başta değil, Portekiz'de ise savaş devam ediyor, henüz tam anlamıyla Portekiz ele geçirilememiş, 1808'in geri kalan kısmında ise İspanya'daki ayaklanmalar Fransız işgal kuvvetlerini geri çekilmeye zorlayacak kadar başarılı olmaya başlıyor. Bunun sonucunda da ne oluyor? Fransızlar geri çekiliyor. Bu ayaklanmaların bence en önemli tarafı tarihteki ilk gerçek ulusal ayaklanmayı oluşturmaları, o ayaklanmanın parçaları olması ya da büyük resime baktığımızda bu İspanyol ayaklanmasının ilk gerçek ulusal ayaklanma olduğunu söyleyebiliriz. İspanyol halkı, biz İspanyoluz ve Fransızlar tarafından yönetilmek istemiyoruz. Kraliyet ailesine karşı yapılan davranışlardan da hoşlanmıyoruz ve ulus olarak buna karşı çıkıyoruz, diyor. Madrid'de Dos de Mayo ile başlayan ve daha sonra bütün ülke çapında devam eden bu ayaklanmanın bir başka ilginç tarafı da gerilla savaşı olması. Yazalım, gerilla savaşı. Hayır, goril savaşı değil arkadaşlar, gerilla savaşı. Gerilla kelimesi aslında İspanyolca küçük savaş kelimesinden geliyor. Gerilla diye de söylenir. Anlamına gelince, muhtemelen bu kelimeyi daha önce haber bültenlerinde duymuşsunuzdur. alışılagelmiş bilinen savaş gibi değil de küçük grupların bir araya gelerek pek de geleneksel olmayan bir tarzda düzensiz gruplarla düşmana saldırmaları olarak açıklayabiliriz. Sonuçta bu savaş gerçekten son derece zor ve acı verici oluyor. En azından Napolyon'un kuvvetleri için. Çünkü tüm İspanya'da bu hiç bilinmeyen bir tür, alışılmadık bir savaş. Onlar için de çok zor. Böyle bir direnme karşısında Fransız kuvvetlerini geri çekilmeye zorlamayı başarıyorlar. Bunun üzerine Napolyon, "Vay be arkadaş, şu işe bak. Eğer bir işin iyi yapılmasını istiyorsanız o işi kendiniz yapmalısınız," diyor. Sonra Napolyon o yılın sonunda tekrar gelerek, bu sefer kendi gelerek Madrid'i geri alıyor. Yani Aralık 1808'de Napolyon tekrar Madrid'de oluyor. Şimdi her şey iyi ve yolunda diyebilirsiniz. Adam sonuçta geri aldı diyeceksiniz. Napolyon geri geldi. İspanya'nın tüm kontrolünü tekrar eline aldı. Ama her şey o kadar da iyi gitmiyor arkadaşlar. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi burada Napolyon için ve ona karşı koalisyonlar oluşturan bir sürü kişi ve gruplar var. Bunlar Napolyon'la müttefik olduklarını söylemelerine rağmen akıllarından geçen bir sonraki savaşı Napolyon'a karşı açmak. Yani diyorlar ki şimdi müttefik gibi görünelim ama bir sonraki hedefimiz Napolyon olsun. Ve böylece 1809'da Avusturya Napolyon'a savaş ilan ediyor. O zaman İngiltere zaten Fransa ile sürekli bir savaş içinde olduğundan buna 5. koalisyon diyebiliriz. Aslında bu oldukça kısa süreliydi. Bunun üzerine Napolyon diyor ki, "Vay be arkadaş," yine öyle başlıyor söze, "vay be arkadaş şu işe bak. Doğu sınırında bir de bunlar çıktı başımıza. Avusturya yine bana savaş ilan ediyor." Bunun üzerine savaşı komuta etmek için İspanya'dan ayrılıyor. Ama önce en iyi birliklerinden 300 bin askerini İspanya'da kontrolü sağlamak amacıyla bırakıyor. Napolyon'un Avusturya ile savaşa gitmesi, İspanya hakkında endişelenmektense o çabayı göstermesi 5. koalisyonun en önemli yan etkilerinden biridir. Yani nedenini bilmiyorum. Napolyon'un orada olmaması mıydı yoksa başka bir şey miydi, ama sonuçta Napolyon orada değildi, ama sonuçta İspanya Napolyon tarafında bir sorun haline geliyor ve bu Napolyon'un orada bulunmamasından kaynaklanmış olabilir. Yani Napolyon orayı terk edince İspanya'da sorunlar büyümeye başlıyor. Ne oluyor? Gerilla savaşı sürüyor. Bir o tarafta, bir bu tarafta gerilla savaşı devam ediyor. Fransızlar bir çarpışmayı kazanıyorlar, sonra İspanyollar başka bir çarpışmayı kazanıyor. Böyle devam ediyor. Kontrol hala Fransızların elinde değil. Bu gerillalar Fransızların başına büyük dert açıyor, kontrolü kaybetmelerine sebep oluyor, ayaklanmalar devam ediyor ve bu durumda ne yapıyor? Fransız ordusunu iyice bitiriyor. Ve bu durum böyle 1814'e kadar devam ediyor. Daha o kadar ilerlemedik ama bu durum 1814'e kadar sürüyor. Sonuçta videonun başında da söylediğim gibi bu Napolyon'un düşüşünün başladığı noktalardan biri. Çünkü 1808'den itibaren İspanya'ya takılıp kaldı. Yarımada seferleri olarak da adlandırılan bu savaşı desteklemek için sürekli yeni birlikler, destekler, destekçiler, teçhizat göndermeye devam etti. Bu durum onu tüketti, kaynaklarını tüketti, enerjisini tüketti bir kere. Bu da savaşması gereken diğer insanlara karşı savaşma imkanına zarar verdi. Bu en önemli düşüş nedenlerinden biridir arkadaşlar. Diğeri ise, ki bunun hakkında bir sonraki ya da ondan sonraki videoda daha çok bahsedeceğim, Rusya'yı işgaliydi. Bunu da 1812'de yapıyor. Aslında hangisinin Fransa'nın kaynaklarını daha fazla tükettiği tartışılır. Ancak Rusya'nın işgali gerçekten Napolyon'un güçlerinin büyük bölümünü yok etti. Bu da onu İngiltere ve diğer müttefikleri tarafından işgal edilebilir hale getirdi. Bunu da bir iki video sonra göreceğiz. Sonuçta bu yarımada seferleri Napolyon'un gücünü tüketmeye devam ediyordu. Tüm bunların başlamasının ana nedeni Portekiz'i kıtasal sisteme katılmaya zorlamaktı. Ama sonra biraz açgözlü davrandı ve İspanya'yı da almak istedi. Şimdi buna neden yarımada seferleri dendiğini açıklayalım. İşte burası biraz coğrafya gerektiriyor. Bu daire ile gösterdiğim yer İber Yarımadası. Buna İber Yarımadası seferleri de denebilir. Çünkü bu yarımadada olan her şey İspanya ve Portekiz'de olmuş oluyor. İber Yarımadası. Tamam, onu da yazalım. İber Yarımadası. Şimdi biraz geri gidip 1808'e dönelim. İspanya'da bir ayaklanma vardı ve bu ayaklanma Fransa'yı geri püskürtmeyi başarmıştı. Aynı zamanda Portekiz'de de 1808 yılının yaz ayı sonlarında ya da sonbaharda bir halk ayaklanması çıktı. Böylece İngilizler heyecanlandı. Bunu Napolyon'u Portekiz'den çıkarmak için bir şans olarak gördüler. İşte burada gördüğünüz adam Sir Arthur Wellesley, gelecekteki Wellington dükü. O, Napolyon'un İspanya'dan tamamen çıkarılmasından sorumlu olacak kişiydi ya da en azından Madrid'den. O, İngilizler ve Portekizlilerle birlikte Fransızları 1808'in Ağustos ayında püskürtmeyi başardı. Şimdi bunları buradaki pek de düzgün olmayan zaman çizelgeme not düşeceğim. Aralık'ta Napolyon geri dönüyor. Bundan hemen önce Ağustos'ta Portekiz'den çıkarılıyor. Tabii bu da Napolyon'un tekrar şu işe bak vay be arkadaş, İber Yarımadası'nda işler iyi gitmiyor, işleri kendim ele almalıyım demesi için yine bir bahane oluyor. Bu olayların çok büyük global yankıları oldu. Tamam, İber Yarımadası'na bakıyoruz. İspanya, Fransızlar ve gerillalar arasında gidip geliyor. Portekiz'deki durumda kral tahttan indirildi ama İngilizler yardım edince tahtı geri aldı falan filan. Ama tahmin edersiniz ki bu uluslar çok değişken bir haldeler. Tabi İspanya kralı sadece İspanya kralı değildi. İspanyol İmparatorluğu'nun kralıydı. Ve İspanyol İmparatorluğu'nun esas kara topluluğu Amerika'daydı. İşte tam burada. Burası o zamanlar İspanyol İmparatorluğu'ydu. 400 yıllık bir İspanyol İmparatorluğu. Kolomb'un 1492'de okyanusa açılmasıyla başlamıştı. Ve burada büyük bir İspanyol İmparatorluğu kuruldu. Napolyon'un İspanya'yı işgal etmesinin ve burada uzun çatışmalara girmesinin en önemli yan etkilerinden biri, bu kolonilerin kendi bağımsızlıkları için harekete geçmesini kolaylaştırmasıydı. Bu konuda ileride bir video hazırlayacağız. Ama bu onların bağımsızlıklarına kavuşmasını sağladı. Şimdilik bunu söyleyelim. Belli ki eğer imparatorluk sallantıdaysa bu adamlar da biz neden artık bunları dinleyelim ki, orada kimin başta olduğunu bile bilmiyoruz diyebildiler. Aynı zamanda Portekiz'de de aynı şeyler oluyordu. Brezilya'nın bağımsızlığı bu dönemden biraz sonra geldi ama Napolyon'un işgali Portekiz'de büyük bir kargaşanın başlangıcını ateşledi. Bu da sonuç olarak Brezilya'nın bağımsızlığına yol açan nedenlerden biriydi. Ama buna daha 10-15 yıl var. Yine de tahmin edersiniz ki bu tür hareketlerin pek çoğunun nedeni geçmişe dayanır. Şimdi bu dönemde meydana çıkan bir başka ilginç noktadan söz edeceğim. Aslında size daha 5. koalisyonda neler olduğunu anlatmadım. Avusturya'nın savaş ilan ettiğini söyledim. İngiltere savaştaydı. 5. koalisyonu bunlar oluşturuyordu. Napolyon İspanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu da belki Fransa'nın İspanya'yı elinde tutmasını daha zor hale getirmişti. Fransa'nın yavaş yavaş kan kaybetmesinin nedeni de buydu. Ama Napolyon Avusturya'nın çaresine baktı. Sonunda onlardan az bir miktar toprak alabildi. Aslında Galicia, Avusturya'nın bu bölgesi, Fransa'nın uydu devleti olan Varşova Dükalığı'na verildi. Daha sonra Avusturya yine Napolyon biz dostuz, bize ne dersen bizler onu yapacağız demek durumunda kaldı. Toprak açısından düşünürseniz Napolyon'un imparatorluğu bu dönemde epey genişti. Buna İspanya'yı da dahil edebiliriz. İspanya'yı elinde tutabilmek için çok fazla kaynak harcamak zorunda kalmasına rağmen. Sonra sırada Avusturya vardı. En azından o hala elindeydi. Biliyorsunuz Prusya bundan pek de mutlu değildi. Ama bütün bu bölge Polonya'nın batı yarısı Fransız kontrolü altındaydı. Almanya, Ren Konfederasyonu artık doğmuştu. Artık Almanya olmuştu. İtalya'nın büyük kısmı İtalya Krallığı oldu. Yani ikisinin birliği tamamlandı. Bu da Fransızların uydu devletiydi. Ama Napolyon elbette herkesin kıtasal sisteme katılmasını istiyordu. Bu gerçekten İngiltere'ye engel olmanın tek yoluydu. Diğer taraftan Papalık Devleti de kıtasal sisteme katılmıyordu. Bu nedenle onları ikna etmek üzere birkaç kişi gönderdi. Kabul etmeyince de Papalık Devleti'ne savaş açtı. Yani Fransız birlikleri Papalık Devleti'ni işgal etti. Bu hala 1808'de oluyor arkadaşlar. Aslında bu 1808'in başları, sadece farklı bir cephe, yani Şubat ayında oluyor. Bu Madrid'i işgal etmelerinden bile önce. 1808 Şubat'ında Fransız birliklerinin Papalık Devleti'ni işgal ettikten sonra Fransızların uydu devleti olan İtalya Krallığı'na Papalık Devleti'ni vermesiyle sona eriyor, sonuçlanıyor. Yani bir nevi Fransa'nın topraklarına katıyorlar. Daha sonra 5. koalisyonla işi bitince Napolyon kendini o kadar iyi hissediyor ki Papalık Devleti'ni resmen kendi topraklarına katıyor. 1809'a geldik şimdi. Resmi olarak Papalık Devleti Fransız İmparatorluğu'na katılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi Papa bundan çok mutlu değil. Bu o zamanki Papa 7. Pius. Bundan hiç memnun değildi. Bu nedenle Napolyon'u aforoz ediyor. Aforoz hakkında başka bir video yapacağım. Bu Katolik Kilisesi'nin yetkisi dahilinde birine yapabileceği en kötü şey. Artık kilisenin bir parçası olmuyorsunuz ve eğer Papa'nın bu işle ilgisi varsa büyük ihtimalle cehenneme gideceksiniz anlamına geliyor. Bu nedenle Napolyon bu durumdan hiç mutlu değil. O yüzden Napolyon Papa'ya bazı yetkililerini bir kez daha bu konu hakkında konuşmaları için gönderiyor. Onlar da "Ah dostum, neden Napolyon'u aforoz etmek istiyorsun? Neden uslu uslu işimize bakmıyoruz?" diyor. Papa yine ikna olmuyor ve o zaman ne yapıyorlar? Papa'yı kaçırıyorlar. İşte burada olaylar ilginç bir hal alıyor. Napolyon bu tür hareketlerden çekinmiyor. Böylece 1809'da Fransız yetkililer Papa'yı kaçırıyor. Ancak Papa'nın kaçırılma emrini Napolyon'un verdiği çok açık değil. Ama bir kez kaçırılınca Papa'yı Fransa'da sağa sola sürüklemeye başlıyorlar. Artık kimin onunla konuşması gerekiyorsa oraya götürüyorlar. Ya da eğer bir yerde İngilizlerin onu serbest bırakacağından korkuyorlarsa hemen başka bir yere götürüyorlar. Ama dediğim gibi bunun Napolyon'un emriyle yapıldığı belli değil. Ancak Napolyon hiçbir zaman serbest bırakılması emrini de vermiyor. Yani bazı açılardan bunun Napolyon'un onayıyla yapıldığını en azından söyleyebiliriz. Böylece kargaşa daha da büyüyor çünkü Napolyon Papa ile uğraşıyor. Diğer taraftan İspanya'da kan kaybetmeye devam ediyor. Bu da tam olarak 1812'de Sir Arthur Wellesley'nin Madrid'i sonunda geri almasıyla bitiyor. Ama tüm bu dönem boyunca tahmin edersiniz ki bu durum Fransız İmparatorluğu'nun kaynaklarını gerçekten tüketiyor.